Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere Yeni Kapı Gösteri Merkezi'nden, Lojistik Fuarı'ndan sesleniyoruz. BSCN firmasına konuk olduk. Firmamızın hat direktörü Sayın Merve Kırmızı ile birlikteyiz. Bakalım bize firması, yaptıkları işler ve fuarımız hakkında hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar. Merve Hanım, öncelikli olarak fuarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Fuardayız. Malum ilk günün farklı coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. Kalabalık bizi şaşırttı desem doğru bir cümle olacak. Acaba siz firma olarak değerlendirirseniz nasıl geçiyor efendim fuar? Fuarın ilk günü olmasına rağmen inanılmaz bir talep, inanılmaz bir yoğunluk var. Daha başlayalı aslında birkaç saat oldu. Daha ilk gün ve ilk saatler içindeyiz. Ama çok güzel bir yoğunluk var. Bu da çok sevindirici tabii ki. Bakalım diğer günlerde, ikinci gün, üçüncü günümüzün de böyle geçmesini umuyoruz. Düşüncemiz de bu yönde. Böyle geçeceğini tahmin ediyoruz. Değil mi? İlk günden yaşanan bu güzellik ilerleyen günlerde artarak Kesinlikle. sizlerle olsun diliyoruz. İnşallah, sağ olun. Ve tabii geliyoruz BSCN firmasını değerli izleyicilerinize tanıtmaya. Buyurun efendim. BSCL firması, BSCL Gemi Acenteliği, BSCL'yi de birazcık daha açmak isterim. Black Sea Container Line, bir gemi acenteliği firması. Şu an aktif olarak Türkiye-Rusya arasında deniz yolu konteyner taşımacılığı servisi veriyoruz. Ancak acentelik altında elbette ki çok daha farklı faaliyet alanlarımız da mevcut. Proje taşımacılığı, yine aynı şekilde parsiyel, kuru yük, bunlarla alakalı da tecrübeli ekibimizle birlikte hizmet sağlıyoruz. Peki efendim İstanbul'dayız galiba. Genel müdürlük İstanbul'dayız. İstanbul'da. Evet, İstanbul'dayız. Mersin'de de bir şubemiz var Harika. BSCL olarak. 1,5 yıllık bir firma. 2 yıla doğru koşuyor. Aslında daha çok yeni. Ama içerideki ekibe, çalışanlarımıza baktığımızda bu 1,5 yıl demek buna haksızlık olur. Çok daha deneyimli, 20-30 yılları bulacak deneyimlere sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Harika. Yılların tecrübesi BSCL markasıyla buluştu dersek herhalde doğru cümle olacak. Kesinlikle, kesinlikle doğru olacaktır. Ben hani kendimden de biraz bahsetmek isterim. Sonra içerideki ekipten ve çalışmalarımızdan da biraz daha Mutlu olacağım. detaylı bahsetmek isterim. Ben yaklaşık 12 yıldır sektördeyim. Okulum da bu sektörden geliyor aslında. Denizcilik Fakültesi Hem mezunuyum. okullu hem alaylıyım. Aynen öyle diyebiliriz. Dolayısıyla hani 12 yıl üzerine 4 yılı da katarsak 16 yıldır aslında bu lojistik camiasının içindeyim. Bu da keyifli. Lojistik sektörü gerçekten çok stresli, çok aksiyonlu. Ama bundan keyif almaya başlıyorsunuz. Ben de 16 yıl işte okulla birlikte sayarsak 16 yılı düşününce gerçekten keyif alıyorum. Artık belli bir noktadan sonra da öğrendiklerimizi diğer ya gelecek nesillere de aktarmak ve bu işin devamlılığını da sağlamak gerekiyor gerçekten. Bizler de bunları çünkü abilerimizden, ablalarımızdan öğrendik. Denizcilikte, lojistikte böyle bir kültür de vardır. Abi, abla gibi gider işler birazcık. Bizler de yeni gelenlere birazcık aktarmaya çalışıyoruz bunları. BSCL için de yeni genç arkadaşlara, yeni mezunlara çok önem veriyoruz, çok değer veriyoruz. Onlarla özellikle daha çok ilgilenmeye çalışıyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Ekibimizde de yaklaşık bir 4-5 kişi yeni mezun. O arkadaşları yetiştirmek en büyük görevlerimizden birisi. Çünkü gerçekten işin devamlılığını onlar sağlayacaklar. İçerideki ekibimizde hem operasyon, hem satış, hem gemi operasyonları çeşitli departmanlarımız bulunuyor ve bu departmanlarda da hep işinin ehli insanlar çalışıyor. Bu işin ehli insanlar yine aynı şekilde genç arkadaşlarımıza öğretmeye çalışıyorlar. O gençlerle çalışmak da şu anlamda güzel. Bu arada ben de sanki çok yaşlıymışım gibi bahsediyor oldum birazcık. Yeni nesile yani yeni mezunlara böyle bir imkanı sağlamayı kastediyorsun. Çok net anlıyorum Evet. ve Türkiye adına teşekkür ediyorum. Çünkü maalesef ki Türkiye'nin kanayan yarasına dokunuyorsunuz. Kesinlikle, Çünkü şu kesinlikle. anda işsiz bir üniversite ordusu yetiştiriyor Türkiye. Ve herkes tecrübeli arıyor. Tecrübeli bir kişi nerede tecrübe sahibi olacak? Yeni mezunlara gerçekten kucak açtığınız için ben Evet. Türkiye adına teşekkür etmek isterim. Çünkü konu
gerçekten çok çok önemliydi. Çok kritik. Böyle bir konuya değindiğiniz için de ayrıca teşekkür etmek isterim. Türkiye'nin kanayan yarasına derman oluyorsunuz aslında firma olarak. Değerli kurucuları da buradan saygılar sunuyorum bu vesileyle. O kadar keyifli işlere imza atmışsınız ki bu bebek denecek kadar yeni bir firma. Fakat biraz evvel önem ve vurguladığınız gibi yılların tecrübesi ve muhteşem bir bakış açısıyla kurulduğu için de ilerleme gerçekten çok çok iyi olmuş. Nice nice yıllar boyu sizlerle olmak istiyoruz yürekten. Umarım, umarım. Bizim de gayemiz bu yönde ve bunun için sürekli çalışıyoruz. Daha fazla ne yapabiliriz? Ama bizde şöyle bir şey var. Hızlı hızlı gitmeye, koşmaya gerçekten gerek yok. Şu an çünkü zor da dönemlerden de geçiyoruz. Ekonomi anlamında zorluklar, bu sadece Türkiye için de değil, globalde yaşanan enflasyon sorunları, ekonomi, savaşlar, bir sürü şeylerden geçiyoruz ve hepsinden elbette ülkece de etkileniyoruz. Lojistik sektörü de direkt etkileniyor bütün bunlardan. Dünya ticaretinin yön değiştirmesinden direkt etkilenen bir sektör. Dolayısıyla çok kolay zamanlardan geçtiğimizi söyleyemem. O yüzden bu zor zamanlarda biraz daha sağlam, belki yavaş ama daha sağlam adımlarla ilerlemenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Peki lojistik olarak, taşımacılık olarak gelen hedef kitlenizi kimler oluşturuyor? Genel hedef kitlemizi bütün ithalat, ihracat yapan bütün üretim firmaları, bütün dış ticaret Tüm firmaları, Türkiye'ye tüm Türkiye. hizmet veriyoruz. Evet, tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Bizim aktif olarak servis verdiğimiz Ambarlı, yani Marmara bölgesi ve Mersin bölgesi diyebiliriz ama Mersin dediğimiz anda zaten işin içine bütün İç Anadolu da girmiş oluyor. Hatta Doğu Anadolu da girmiş oluyor. Dolayısıyla bütün Türkiye'deki dış ticaret firmaları bizim hedef kitlemiz içinde. Harika haber. O zaman son soruyu soralım. Ne diyelim? Hedefler neler diyelim? Hedeflerimiz neler? Başta da belirttiğim gibi şu an biz aktif olarak Türkiye-Rusya pazarındayız. Ancak bu servisi kesinlikle geliştirmek istiyoruz. Rusya'nın yanına neler katabiliriz? Bunları değerlendiriyoruz sürekli. Amacımız Rusya'ya, öncelikle Türkiye'ye, Türkiye'den de Rusya'ya açılacak diğer kapıları hedeflemek oluyor. Bunlar en çok Uzak Doğu, Hindistan, buraları söyleyebilirim. Kısa vadede buralarla ilgili planlarımız mevcut. Amacımız da her zaman dediğim gibi sadece deniz yolu konteyner taşımacılığı da değil, bunu biraz daha geniş tutmaya çalışıyoruz. Proje, hava, demir yolu, kara nakliye, bu lojistik alanında her tarafta olmak istiyoruz. Kısacası Hedeflerimiz böyle. gelen hiçbir konuğa hayır demek istemiyoruz diyorsun. Hayır demek istemiyoruz. Şu an bütün müşterilerin talebi de bu yönde açıkçası. Çünkü rakiplerimize de bakıyoruz, daha büyük global firmalara bakıyoruz. Hepsi bu tarz hizmetlere dönmeye çalışıyor. Artık sadece ben deniz yolu yapıyorum, seni limandan limana taşırım, böyle bir sistem kalmadı. Herkes daha fazla kapıdan kapıya bir hizmet, işin içine gümrüğün girdiği, işin içine depolamanın girdiği, entegre bir paket bir servis vermeye çalışıyor bütün şirketler. A'dan Z'ye bir hizmet sağlamaya çalışıyor. Biz de tabii ki aynı taraftayız. Biz de aynı şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Ve fark yaratacak olan da bu diye düşünüyoruz. Müşteriye yakın Harikasın. olan, entegre hizmetler sağlayabilen bence var olmaya devam edecek ve ağını genişletecektir. Süpersin. Gerçekten muhteşem. O kocaman Teşekkür. aileye, gerideki kocaman bir aile olmuşsunuz. Ben bunu anladım. Sonsuz teşekkürler ediyoruz başta değerli kurucumuz olmak üzere. Biz de nice fuarlarda görüşmeyi diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim. Çok Hoşça kalın. teşekkürler. Çok sağ Çok olun. sağ olun. Evet Fuar TV izleyicilere Yeni Kapı Fuar Merkezi'nde lojistik fuarında yerini alan BSCL firmasına teşekkür ediyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.